Arkadaşlar merhaba, ben Orçun Anad Demiröz. Yanımda her zaman olduğu üzere Doğu Yücel var. Bugün... Bugün Charlie Kaufman'ın yeni filmi I'm Thinking of Ending Things'i konuşacağız. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? Aslında yani filmi ayrı değerlendirip üzerine Ian Reid'in eseriyle olan bağlantısızlığını değerlendireceğiz. Yani farklılıkları ve kitapla olan kıyaslamasını yapacağız. İstersen önce filmi nasıl bulduk oradan girelim. Sonra da kitapla olan ilgisine değinelim. sen direkt gir abi. Yani tamam. Filmi nasıl buldun? Çok uzun zamandır bekliyorduk zaten. Haberini aldığımızdan beri roman uyarlaması olması dikkatimizi çekti. Charlie Kaufman zaten senin de benim de hayranlık duyduğum bir isim. Yani benim için özel bir kalem Charlie Kaufman. Çok esinlendiğim biri, çok özdeşleştiğim biri. Böyle hakikaten ne bileyim arkadaş olmak istediğim biri falan. Ve hep de çok iyi filmlere imza attı. Yani Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı herkes biliyor ama onun dışında işte daha az bilinen Adaptation. New York Yanılsamaları, Adaptation, Anomaliza, daha bir sürü var işte şey, Human Nature vardı evet. Galiba daha eski. Ya biraz şöyle oldu benim izleme tecrübem. İzliyorum, hani zaten romanı da öncesinde okumuştum. Romana biraz sadık başladı ve daha sadık ilerledi. İşte zaten filmi böyle bir 4-5 bölüme bölebiliriz. İşte bir araba sekansı, daha sonra işte o uzun bir aileyle yemek sekansı, sonra bir dondurmacı muhabbeti, daha sonra da okul. Aslında 4 parça ve aslında bu açıdan yapısal olarak sondaki kopmaları saymazsak, kopuşları çok düz ilerleyen bir, düz demeyeyim de hani basit bir yapısı olan bir film diyebiliriz ama İşin içi çok karışık, labirent resmen. Kaufman zihni zaten evet. Öyle çalışıyor. Yani izlerken şöyle oldum abi. Tenet'ten sonra izledik ve işte konuştuk zaten Tenet'i de. Ve ben böyle çok büyük bir seyir keyfi aldım bir kere. Oyunculuklar mükemmel. O uzun diyaloglar çok güzel yazılmış. Böyle çok entelektüel, işte göndermeleri olsun, işte felsefi tespitleri olsun, aralarındaki çatışmayı kuruş biçimi olsun. Hep böyle ders niteliğinde diyaloglar var ve onları izlemek bana çok büyük bir seyir keyfi verdi. Aynı zamanda sinematografisi, renkleri falan her şey çok güzel ve şöyle dedim ama bir noktadan sonra da beynim yandı. Ama dedim ki ulan beynim yanıyor ama en azından bir seyir keyfi de alıyorum. Yani Tenet'teki gibi olmadı. Yani Tenet'te böyle sadece beynim yandı. Doğu'nun Tenet'le imtihanı hala devam ediyor evet. Arkadaşlar. Hala çözememiş. Olayı inatla Tenet'e getirmeyi istiyor ama ben bunu yemeyeceğim. Yani şöyle, ikisinde de sonuçta gerçekten hani sonuçta ikisi de anlaşılmaz film diyebiliriz ama ikisinde de farklı hani anlaşılmazlıkları var ve tarzları tamamen yani çok farklı. Çok farklı kulvarlar. Evet. Ama yani hani Tenet'te o IMAX salonda neredeyse yarım yıl sonra izlediğimiz sinemada tecrübe ettiğimiz o şeyde bir sinematografik haz almamıştım. Bunu da aldım. Çok güzel böyle salonu böyle işte kararttım bilmem ne kendime. Akşam izlemenin bir durumu tabii, olabilir mi? Bunda? O da olabilir. Yani çünkü... O da olabilir. Sonra bir de bir ara şey oldu, elektrikler kesildi. Tam o kopuştan itibaren zaten. Ha. Elektrikler kesildi ve artık hani bir yere kadar da onu kendi hafızasına almış oluyor ya. Mistik de bir durum oldu bir yani. Bir süre öyle izledim. Daha sonra hayır bunu devam ettirmem lazım deyip işte telefonun internet hakkından deyip böyle bir... Yani izleme tecrübem de biraz maceralıydı film gibi. O yüzden büyük bir zevk aldım. Ama sonra üzerine düşündükçe, biraz kitapla kıyasladıkça gözümden düştü. Sonra yükseldi, düştü, yükseldi. Bir şeyler okuyunca bazen düştü, bazen yükseldi falan. Şu an ben bu filmin belki birkaç sene sonra tekrar izlemem gerektiğini düşünüyorum ve... Her Kaufman filmi gibi aslında. Evet. Eleştirdiğim çok yanı var. Yani gerçekten son perdede biraz zorlamış. Yaptığı referansları çok anlayamadım. Mesela o son... Girelim mi artık spoiler? Girelim, girelim yani. Sen de söyle. Tamam, sonra o zaman ben şuradan alayım ben. Ya ben filmi ilk izlediğimde hakikaten diyalog yazımına çok tutuldum. Yani biraz böyle Fransız yeni dalgasında ya da böyle hani Avrupa sinemasında görmeye alışkın evet. olduğumuz tarzda bir böyle karakterlerin hayata dair o hani işte resime, işte bilime ya da çok doğal bir şekilde o anlatıyı kurması ve hani o karakterlerin bu şekliyle entelektüel anlamda
kendilerini ifade ediş biçimi beni çok cezbetti. Evet. Artı bir de tabii ki Lucas Sall'ın o sinematografisi, yani filmi 1.33.1 formatında kare formata çekip evet. o klastrofobiyi yansıtması ve soğuk tonları yansıtması. Çünkü film aslında biraz nihilist de bir film. Yani evet. bir, Kaufman hakikaten benim zaten bu yönüyle çok sevdiğim. Yani bir Hollywood yazarı olmasına rağmen Hollywood'un aşan bir parlak zekası var herifin ve çok orijinal bir kalem. Yani Being John Malkovich'ten itibaren benim çok sevdiğim bir isim. Attığı her yani altına imzasını attığı her iş özgün de bir iş. Bu filmde de kendisine ait bir stilizasyon ve imza var. Yani bunun bir Kaufman filmi olduğunu en başından itibaren anlıyorsun. Ve işte hani o sinematografik detaylar, o bizi mesela o kare formatta kadraja bizi yani merkeze alması ve filmi bu şekilde kotarması falan, bunlar çok benim hoşuma giden detaylardı. Ama bunun bir Kaufman filmi olmasa ciddi şekilde topa tutulacak taraflarının da olduğunu düşünüyorum. Ben de filmi izledikten sonra, aradan zaman geçtikten sonra filmin bendeki etkisi dağıldı. Çünkü şunu düşünmeye başladım. Yani Kaufman'ın aşkın bir entelektüel seviyesi var ve bu film biraz da Netflix'in ona sunduğu bu bağımsızlık. Sonuçta evet. bu sinemaya yapılmış bir film değil ve bir hani sinema gösterimi olmadığı için, gişeye çıkmayacağı için herhangi bir gişe beklentisi yok ve Kaufman burada istediği gibi at oynatmış. Evet. Ve burada biraz kontrolü kaybettiğini düşünüyorum. Özellikle filmin perspektifini yer yer kaybettiğini düşünüyorum ve biraz böyle film bir noktadan sonra abi entelektüel mastürbasyona dönüyor. Yani Kaufman'ın zihninin içerisine bir yolculuğa giriyoruz. Ve orada biraz kayboluyoruz. Yani hani o nihilizm ve karanlık arasında böyle hani karakterler arasında, yani aslında yapmak istediği şey biraz o zaten. Bizi böyle linçvari bir dünyaya götürmek istiyor evet. Kaufman. Ama bunu çok iyi şekilde kotardığını düşünmüyorum. Zaten filmin sonunun çok ciddi şekilde, son perdede çok ciddi problemleri olduğunu da düşünüyorum. Kitapta çok o anlamda evet, farklı evet. bir yere gidiyor. Bayağı yani aslında kitabı eğip de büküyor bir yanıyla. Yani farklı bir ortaya metin de çıkartıyor. Bu yönüyle filmin biraz aksadığını da düşünüyorum. Hani evet yani referanslar, işte guidebook referansları olsun, işte şair İngiliz şair Wordsworth referansları olsun falan. Bunlar çok güzel yedirilmiş filme. O akış içerisinde, o metin içerisinde bunlar çok parlak şekilde duruyor ama biraz böyle Lanthimos sinemasında da zaman zaman gördüğümüzde bir durum var. Yani böyle hani bunun bir film olduğunu da yer yer Kaufman unutuyor ve böyle olayı bir bilinç akışına döküp bir edebiyat eserine... Bilinç akışı oluyor. Evet, yani bilinç akışıyla bir edebiyat eserine dönüşüyor film. Orada bir ben kopukluk yaşadım. Onun dışında ama bu tamamıyla bir Kaufman ürünü olduğunu da altını çizerek söyleyebilirim. Ve hani bu yönüyle ben aldım filmi ama bendeki etkisi mesela giderek uçtu. Ya bir de bize hitap eden göndermeler yok ya, yani işte en başta başlıca göndermesi Oklahoma müzikali. Kale, mesela evet. benim bilmediğim bir müzikal o. Onu nasıl bağladı, nasıl şey yaptı, işte Woman Under Influence var. Hani yıllar önce izlediğim bir film, hatırlamıyorum. O gönderme üzerine bayağı konuşuyorlar, o film üzerine. Ki aslında filmin bağlamlarından bir tanesi de o. Yani o filmde tematik olarak örtüşüyor. Bir de finaldeki A Beautiful Mind göndermesi. Hı. Şimdi mesela ben Robert Zemeckis göndermesine evet. bayıldım bu arada. Yani daha O da çok ilginç bir şekilde oluşmuş. O gerçekten filmin ortasında, izleyenler biliyor işte, filmin ortasında bir anda bir kısa film gibi bir şey görüyoruz. Yani evet. olmayan bir başka filme giriyoruz ve sonunda da onun hakikaten jeneriği yapıyor ve jenerikte Robert Zemeckis'in yönettiğini görüyoruz. O aslında şeymiş, senaryoda olmayan bir şeymiş. Post prodüksiyon süreci devam ederken o bölümü göstermişler ve sadece orayı doldurmak için, hani jenerik akar gibi bir not varmış sadece senaryoda. Ama şeyler, yapım işte o çalışanlar Kontakt'in jenerik bandını koymuşlar oraya ama taslak olarak. Sonra bunu izletmişler Charlie Kaufman'a ama yani o olsun diye değil. Charlie Kaufman izlemiş, çok gülmüş Robert Zemeckis ismini görünce ve ben de çok güldüm. Robert Zemeckis'i arayıp izin almış onunla.
O da gerçekten ilginç bir gönderme. Güzel bir detay. 90'ların en önemli filmlerini çeken, hani hem romantik komedi de çeken hem bilim kurgu da çeken usta bir yönetmen. Back to the Future falan yöneten aynen. kişi. Çok güzel bir gönderme. Ama mesela A Beautiful Mind göndermesini kim yakalamıştır? Yani tamam Amerikan ticari sinemasının önemli filmlerinden bir tanesi ama ya oradaki o göndermeyi yakalamak çok zor. Bir de o göndermenin arkasındaki mantığı çözmek çok zor. Ben onu ancak işte röportajları falan okuyarak çözdüm. Şimdi artık tamamen biraz analizine girelim. Girelim. Aslında bütün kitapta, filmde Jack'in zihnindeyiz biz. Evet. Anlatıcı her ne kadar Lucy karakteri olsa da o Lucy karakteri aslında kurmaca bir karakter. Bunu bazı ipuçlarını filmde de kitapta da görüyoruz. İşte filmde mesela sürekli ismi değişiyor. Lucian falan. Evet, Ewan oluyor bilmem de. Bir de sürekli mesela Lucy diye biri, yani Lucy iken Lucy diye biri arıyor telefonla onu. Bu arada o Kitapta önemli bir detay aslında bu arada. Evet, o evet. Arama. Ya o mesela çok gerilimli bir hikaye kitapta. Yani kendin tarafından arandığını düşün. Sürekli kendin tarafına aranıyorsun. Biraz da şeye benziyor. Lost Highway'de Mystery Man evet. vardır. manyak. Hatırlıyorsun. Böyle kamerayla gezer. Onu koyalım müdür. Buraya. evden arar. Ama aynı zamanda oradadır falan. O karakter. Mesela onu burada filmde tabii deşemiyorlar. Çünkü Lucy diye biri arıyor. Hani başka bir Lucy zannediyorsun ama aslında o kendi. Ya tamamen kurmaca. Sonuç olarak Jack'in zihnindeyiz. Jack aslında hayali bir kadın yaratmış. Büyük ihtimalle Jack'in yaşlılığındayız biz. Yani present time, şimdiki zaman Jack'in yaşlılığı. Ve bir olaya imza atmış Jack. Yani kitap boyunca mesela kitaptaki yapı da o. İşte 8 bölüm falan. Her bölümün sonunda bir adamın korkunç bir şey yaptığını okuyoruz. Bir diyalog pasajlar var. Evet, bir sanki bir polis iki polis konuşuyor gibi bir durum var ve bir adam kötü bir şey yapmış. Büyük ihtimalle Jack diyorsun. Hatta o yüzden kitap çok gerilimli. Yani bayağı diken üstünde okuyorsun. Çünkü sanki Jack her an kıza bir şey yapacakmış gibi bir hissiyat var. Filmin en büyük romanın en büyük kozlarından bir tanesi o. Filmde bu hiç yok. Yani filmde tamamen ikisini dengeli kurmuş. Jack'i öyle çok tekinsiz kılmamış. Başta biraz öyle, sonra değil. Sonra bu şeye bağlanıyor. Artık Jack'in kendini öldürdüğünü hissediyoruz. Ve aslında bu bütün film Jack'in aslında bir intihar mektubu. Ya da roman diyelim. Çünkü film daha farklı yorumlara açık bir yapıda. Özellikle son bölüm itibariyle. İşte o son bölümde mesela, o son bölüm burada yok. Filmdeki o. Tabii oraları tamamıyla göndermesi. Atmış oraları. Orada şunu denemiş Charlie Kaufman. A Beautiful Mind'deki o konuşma aslında John Nash, işte o dahi şizofren matematikçi, o konuşmayı yapmamış aslında. O ödülü de almamış galiba, ya da almış da bir şeyler. Yani diyor ki John Nash de o konuşmayı yapmadı, bu karakter de bunu yapmadı. Abi bunu nasıl bağlayabilirsin şimdi? Tabii. Anladın mı yani? Yani o tür bir sorunu var filmin yani. Evet. Orada bir kopukluk oluyor. Şimdi mesela perspektif kayıyor derken aslında Jake'in hikayesi bu ve Jack o kadın karakteri aslında zihninde yaratıyor. Evet. Ve aslında filmin güzel de bir mesajı var yani. I have chains, yani hani bir zincirlerim var ve bu hani zincirler hayata karşı, yani ilişkimde zincirlerim var, işte işimde zincirlerim var, ailemle ilgili zincirlerim var. Yani hayata karşı zincirlerle bağlanmış durumdayım ve bunları yok etmek, bitirmek, atmak istiyorum diyor. Ve hani kafasındaki kadın karakter, işte o barda tanışma hikayesinde ki o karakter, yani Lucy karakteri, onu bağlarken mesela aslında güzel bir yere getirmek istiyor. Yani o karakter bile ondan ayrılmak isteyen bir karakter bir yanıyla ve o bir yanıyla da böyle kendi entelektüel seviyesine de yakın bir karakter. İşte bir yanıyla kuantum fiziğiyle ilgileniyor, bir ressam oluyor falan, yani böyle hayatın farklı alanlarında oynayabilen ve entelektüel arka planı olan bir karakter bu. Ama filmin sona doğru gelirken o tür bir kopuş yaşıyoruz biz. Yani film bu yönüyle, yani Kaufman çok uçuruyor filme. Özellikle o son perde, yani o işte dondukları
Yani o işte bir Nobel konuşması yapılan sahne falan, oralar artık böyle iyice... Bir de oradaki makyajlar da özellikle böyle çok plastik falan. Evet. Yani bir de çok New York yanılsamaları. Yani New York evet. yanılsamalarında da hep öyleydi. Yani, yani izlemeyenler için söyleyeyim evet. yani filmin başrolündeki Jesse Plemons bayağı aslında Philip Seymour Hoffman benzerliğiyle rolü kapmış gibi. Kesinlikle. Yani New York yanılsamalarında Philip Seymour Hoffman'ı görüyorduk biz. Aslında filmin bu tür bir bağlantısı da var yani aslında... Philip Seymour Hoffman'a da bir selam çakan tarafı var. Şeyi istersen okuyayım, yani gerçekten romanı merak edenler olabilir. O finalde bütün mevzunun ortaya çıktığı, aslında bütün filmin bir intihar mektubu. Yani bir intihar notu, hatta işte burada son sayfa, şöyle bir sayfa diyalog. Ve işte cesedin yanında bir not bulunduğu söyleniyor. Karşısındaki de soruyor işte, nasıl bir not? Ayrıntılı bir not diyor. Nasıl ayrıntılı, günlük gibi mi falan. O da biraz öykü gibi diyor, işte sonra anlatıyor. Yani bazı karakterler hakkında bir şeyler yazmış, belki de tanıdığı insanlar hakkında. Ama o da öykünün kahramanlarından biri. Anlatıcı değil yalnız, belki de öyledir. Yani bırakılan böyle aslında ölüm öncesi hakikaten bırakılan deli saçması bir not iması var. Sonra nedenini açıklıyor mu diyor, neden böyle bitirdiğini. Emin değilim, emin değiliz doğrusu. Yani hep böyle bir emin olmama, bir muallaklık durumu. Ve dediğin gibi hani aslında en başta ilişkiyi bitireceğini düşünürken aslında onu böyle bir genele yayarak aslında hayatı bitireceğini, hayatını bitireceğine dair böyle bir çok varoluşçu, fazla varoluşçu yani felsefi olarak hakikaten yoğun bir film. Evet. Ve yani son cümle de şöyle, evet okumalısın ama belki sondan başlaman daha iyi olur, sonra geriye doğru gidersin ama önce oturmalısın bence diyor karakter. Bu notu bulan. Böyle biraz psycho bir kitap. Yani, çok depresif. Yani benim evet. aslında eleştirdiğim en büyük yanlarından bir tanesi bu. Yani diğer Charlie Kaufman filmlerinde ben biraz gülerdim. Adaptation'da falan bayağı gülüyordum. O Nicolas Cage'in karakterinde falan. Yani benim en sevdiğim film bu arada Adaptation'dır. Nicolas Cage'in orada müthiş bir oyunculuğu da vardı. Ama orada bir acayip bir kara komedi durumu vardır. Yani onu iyi dengeler. Yani orada da varoluşçu bir tema vardır. Evet. Ama bir yanıyla da hınzır da bir tarafı vardır. Yani o karakterin işte o üretim sürecinde yaşadığı sancıyı falan komedi unsuruyla bir. Veya Bing John Malkovich'te de aynı şeyi yapar. Burada çok zorluyor. Hakikaten çok depresi, çok yani insanın ruhunu çeken, böyle hayattan soğutan ve hani bu da en son ihtiyacımız olan şey ya şu an karantinada film izliyorsun. Ama bunu neden yapıyor biliyor musun? İşte bunu eğer Netflix'e değil de bir gişe filmi olarak çekseydi, yani bunu sinema salonlarında gösterecek şekilde çekseydi bence bu şekilde ele almazdı. Yani evet, orada daha kısa tutardı bir kere. Bir de o yani o araba sahneleri falan o uzun bayağı orada şey diyor aslında o ikinci araba sahnesinde falan hani, bakalım benimle misiniz benimle değil misiniz, orada bir test de durumu var yani hani filme devam edebilecek misiniz edemeyecek misiniz hani gibi böyle hani seyirciyi de sınayan... Senet'teki gibi, Tenet'te de evet. diyordu ya başım bağrıdı falan diye. Aynen ona öyle. Benziyor. Yani ama tabii yani Tenet'in yaptığı şey daha farklı. Orada görsel işitsel bir maksimalizm var. Burada ama acayip bir felsefi metin okuduğumuz aslında, için hani o metin içerisinde kayboluyorsun bir yerde. Ben biraz aslında yani takdir ettiğim yönü çok fazla. Yani bir aslında bir düşünceyle başlıyor. Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. Zaten kitabın da adı, filmin de adı. Ve karakterin de ilk söylediği laf. Aslında bir düşünceyle başlıyor. Hatta o düşünceyi sonra duyar gibi oluyor falan. Aslında bir düşünce akışı. Yani zaten Kaufman'ın röportajlarını okuyunca işte mesela BAFTA'da çok önemli bir konuşması vardır. Senaristlere yaptığı. Onu ben birkaç defa izledim. Podcast'ı var aynı zamanda. Onun daha uzun versiyonu var. Ya adam bir şeyler deniyor ve diyor ki hani ben normal yapıyı kıracağım. Normal akışı, kronolojik giden akışı ve başka bir şey deneyeceğim. Yani böyle bir iddiası var bu filmde. Düşünce akışı, düşünceyle başlıyor ve bu nasıl düşüncelerimiz bizim böyle çok matematik gitmez. Yani evet. bir oraya sıçrar, bir buraya sıçrar, araya saçma sapan bir şey girer falan filan. Onu beğendim bu arada. Yani o anlatıyı klasik anlatıdan çıkartıp çok, çok deneysel bir tarafa sürüklüyor. Yani zamanı kırıyor, hayalle gerçek arasında bir yere yerleştiriyor. Böyle hani hakikaten onu iyi yapıyor ama dediğim gibi film bir noktadan sonra özellikle ikinci perdeden o yemek sahnesinden sonra artık iyice böyle bir uçuş durumu da söz konusu. Valla ben son olarak hani film hakkında son olarak hani film bir merakımı cezbediyor yani benim hala yani çözmek istiyorum falan filan, kitabı da okudum.
Bu kadar da buna mesai harcanır mı da diyorum bir yandan. Sonuçta 2,5 saat film izledik. İşte 2 gün sürüyor. Bu arada çok basit bir kitap. Çok akıcı bir kitap. 180 sayfa falan. Yani bir günde bile okunur ve çok basit bir dille yazılmış bir kitap. Ian Rand'in ilk romanı bu arada. En çok altını çizdiğim kitaplardan bir tanesi son zamanlarda. Çok altını çizdiğim cümle var. Yalnızlık üzerine, varoluş üzerine gerçekten çok güzel özdeyişler var. Hatta onların birçoğu bence filme yansımamış. Ben hatta şöyle bu kitabı okurken Charlie Kaufman bunu niye aldı? Yani bunun copy paste etsin bir senaryo tabletine. Zaten bu senaryo dönüşür. O kadar senaryo matematiğine sahip. Ya işte Kaufman orada kendisine yemiş. Evet. Ben ona biraz takıldım. Evet. Yani o zaman abi kendine ait bir senaryo yaz. Yani bunu alıp o zaman senaryolaştırma bu orada kitabı. Da işte adamın yani adaptation'dan biri aslında bir adaptasyon yapmak üzerine bir evet, şeyi var. Bir problemi var. O da aslında gerçek bir kitaptan Orchid Thief. Evet. Bir uyarlamaydı ama tabi mahvetti kitabı. Yani ihtimalle yazarı pişmandır yani ona verdiği için. Ama tabi ortaya çok orijinal bir film çıktı. Bu da öyle yani yapacağı bir şey yok. Bu adam yani, böyle. Evet yani Kaufman'ı çok ya. Seviyoruz bu arada. Ama işte dediğim gibi mesela Spike Jonze'la beraber yaptığı filmlerdeki ton farklı. Yani orada bir yönetmen dokunuşunda hissediyorsun mesela. Michel Gondry ile yaptığı Eternal Sunshine. Aynen öyle yani. Öyle bir beyin de bu deli adamı biraz belki de kontrol altına almalı yani. Evet yani öyle bir kontrast yaratılmalı diye düşünüyorum. Çünkü niye her şeyi Kaufman'a bırakınca Kaufman hakikaten böyle böyle şey gibi evet, dışa vurumsal bir böyle hani palet yaratıyor ve böyle saçıyor her şeyi gibi bir durum söz konusu oluyor. Evet. Son olarak filme hadi not verelim. Evet, benim aklımdan o geçti. Kaç veriyorsun filme? Öyle kapatalım. 7,5. 7,5 veriyorsun. Gene iyi verdin. Ben ilk izlediğimde daha yükselmiştim. Sonra üzerine düşündükçe biraz daha düştüm. Ben de Kaufman torpiliyle 7 veriyorum filmi ama şuna not olarak ekliyorum. Bu filmi hakikaten Kaufman çekmeseydi ve başka bir yönetmenin elinde olsaydı çok daha fazla eleştirilirdi. 100. dakikada falan kapatabilirdim ben. Yok yani, kapatmazdım. Bence izlerdin ama daha farklı bir gözle yorumlardın. Evet. Çünkü Kaufman dünyasına ait o hissettiğin için kendine onun gözünden bakıyorsun. Aynen. Öyle. Arkadaşlar, bir abone olsunlar artık onu söyle. Evet yani kanala. Henüz katıl yapmadık ama abone ol. Çıngırak mıydı vardı? Ne çıngırak neydi? Ha şey. O bir çan mı? Çan. Bir şey varmış. Çıngırak. Ona da çıngırak tıklamaları gerekiyormuş. Çıngırak'a tıklayın ve bildirimleri açın. Bizden haberdar olun.